Herkese merhabalar. Bugün Motoliz'de yeni gelen Suomi Speedster kasklarının tur açılışını yapmaya geldik. Benim de şu an bildiğiniz üzere kullandığım SR Sport kaskın bir alt segmenti olarak gelen Speedster kaskımızın en çok beğendiğim desenini bir açalım bakalım kutuda bizi neler karşılayacak. Dırım dırım. Bir adet köpük. Kaskı açmadan önce, bu benim alacağım kask bu arada. Bugün de hem Batuhan'a, az sonra zaten onu da çağıracağım, hem de kendime kask almaya geldik. Bu benim alacağım. Batuhan'ın alacağını da ayrıca göstereceğim. Şimdi kutu içerisinden neler çıkıyor onlara bir bakalım. Şöyle bir adet işte Suomi sticker'ı, hatta 3 tane Suomi sticker'ı ve kullanım kılavuzu tarzında bir şey çıkıyor. Kartonlar var. Çok fazla bir şey çıkmıyor aslında. Bir de pinlock çıkıyor. Bildiğiniz üzere benim kullanmış olduğum SR Sport kaskların vizörlerinde antifog özelliği var. Yani vizörün kendiliğinden zaten buhar yapmama özelliği var. Speedster kasklarımızdan vizörlerinde bu özellik olmadığından dolayı yanında pinlock'unu göndermişler. Kutudan bu da çıkıyor. Şimdi kaskımızı açalım. Çok güzel böyle bir taşıma kılıfı var. Açabilirsek inşallah. Dediğim gibi bu üzerinde Amerikan bayrağı olduğundan dolayı aslında biraz şüphelerim vardı ama kaskın rengi, görselleri inanılmaz derecede güzel. Kendim böyle şey araba lansmanında gibi hissettim. Açamam işte. Evet. Kaskımız bu. Şöyle yakından da görmüş olduğunuz üzere gayet şık, güzel, parıl parıl bir deseni var. Her motora uyabilecek renkler var içerisinde. Ben bu kaskı beğendim. Belki çoğunuz üzerinde Amerikan bayrağı olduğundan dolayı tepki gösterebilir ama çok fazla belirginde değil zaten bayrak. Gayet başarılı, güzel bir grafik çalışması olmuş. Onun dışında Batuhan'ı da çağıralım. Onun da aldığı kaska bir bakalım. Şimdi bu benim seçtiğim kask. Batuhan'ı da çağıralım. O da kendi kaskını getirsin. Bir onun kaskını da görelim. Aralarındaki desen farklılıkları zaten model olarak hepsi aynı. Bununla beraber toplamda 9 tane farklı desen var. Aralarında bir tanesi mat siyah. Onun kalanı yine bu şekilde böyle şekilli şukullu güzel güzel kask. Evet şimdi Batuhan'ı buraya davet edelim, onun kaskını da görelim. Ondan sonra kaskların ufak tefek ayrıntısına girip videoyu bitireceğiz. Evet, Batuhan ve kaskı da geldi. Şimdi Batuhan'ı bildiğiniz üzere bir ara hatta ben de turuncu MT9'unu kullanmıştım. Oradan bilirsiniz. Instagram'ı şu aşağıya yazıyoruz, takip edersiniz. Şimdi onun motoru turuncu olduğundan dolayı, turuncu MT9 olduğundan dolayı kendisi aslında bunu değil, başka bir modeli tercih etti fakat gelince fikirleri değişti, bu modeli alacak. Bu da oldukça güzel bir tasarım, mat tasarım. Ben de bunu seçebilirdim belki ama niye seçmedim? Şu anki SR Sport kaskım mat olduğundan dolayı matın bakımı çok zor ne yazık ki. Ya uzun bir yola gittiğiniz zaman veya bir hafta falan şehir içi kullandığınız zaman güzel bir detaylı temizlemeniz gerekiyor. Bundan dolayı bu sefer kaskımı mat tercih etmedim, parlak tercih ettim. İkisinin de artıları eksileri var tabi. Mat daha şık duruyor. Parlağın artısı olarak baktığımız zaman mata göre artısı biraz daha zor çiziliyor. Çünkü üzerinde harici vernikler vesaire olduğundan dolayı. Fakat matın üzerinde herhangi bir vernik tarzı bir şey olmadığından dolayı biraz daha dikkat etmemiz gereken bir kask. Yani böyle koluna hani yaz motorcuları vardır ya şöyle takarlar. Bu şekilde böyle yürürken biraz dikkat edeceksin. Sağa sola vurmayacaksın kaskı. Daha böyle el bebek gül bebek bakacaksın bu kaska. Benim kaskım şu an çok rengarenk olduğu için çok fazla belli olmuyor ama çok fazla çizikleri, vurukları var ne yazık ki. Şimdi yeni kaskımıza biraz daha dikkat edeceğiz. Evet Batuhan, gelelim sana. Neden Suomi, neden Speedster? Bir senden duyalım bunu. Yeni bir kask almam gerekiyordu abi. Uzun süredir internetten araştırıyorum. Evet. Suomi'nin hem fiyatları hem de internette yazıldığına göre performansı kask olarak yani uygun geldi bana. Güzel. Buraya geldim Motoliz'e. Burada denedim, dediğin gibi başka bir model denemiştim.
Ama bu daha çok hoşuma gitti. Zaten kafama... abi ikisi de speedster, sadece evet, grafik değil yani demiş de aynen. Yani kask kafama takınca o konforu, rahatlığı aldım. Yani bu yüzden bu kaskı tercih ediyorum. Aynen. İnsanlar zaten bana da mesaj atıyorsunuz. Genellikle sorduğunuz şey, işte neden Xiaomi, neden başka bir marka değil. Xiaomi zaten bildiğiniz üzere bakıldığı zaman aslında eskiden ve şu anda da zaten MotoGP'de kullanılıyor. Eskiden bakıldığı zaman farklı markalar yok. Eskiden hep Xiaomi vardı aslında. Eski mesela çok eski motor kullanan abilerimizde falan evlerinde hep böyle bir Xiaomi kask vardır. Elbet görmüşsünüzdür. Xiaomi bir kısımda böyle bir arada Türkiye'de biraz geride kaldı, tanıtılamadı. Fakat 2 yıldır Motolis firması Xiaomi kasklarını getirip çok güzel bir şekilde reklam yaptı ve artık birçok kişinin de kafasında Xiaomi kasklarını görüyoruz. Ben neden tercih ettim onu söyleyeyim. Birincisi grafik olarak, şekil olarak çok çok güzel. Zaten çizimler vesaire inanılmaz derecede detaylı ve her motora uyan çizimleri var. Onun harici kaskı kafanıza taktıktan sonra, yani şu olay yok aslında. Marka, şu marka daha kaliteli, bu marka daha kaliteli diye bir şey yok. Çok kaliteli dediğiniz veya sizin çok beğendiğiniz kask benim kafama olmuyor. Yani L'si de olmuyor, M'si de olmuyor. Benim kafama olmayan bir kask benim kafamda ne kadar güvenli olabilir? Xiaomi benim kafama tam oturuyor. Benim kafa yapıma çok güzel uyuyor ve inanılmaz güzel bir iç konforu var. Hani kafanızda kask sallanmıyor ama kafa yapınız o kadar güzel oturuyor ki çok güzel kafanızın şeklini alabiliyor. Ben bundan dolayı Xiaomi'yi tercih ettim. Batuhan da dediği gibi fiyat performans olarak bakıldığı zaman şu an piyasadaki en güzel kask diyebilirim. O yüzden geldik. Hem benim kaskımı almaya geldik hem de Batuhan zaten kask istiyordu. Aslında bir nevi o beni aradı. Abi böyle böyle dedi, şu Xiaomi'nin Speedstar kasklarını deneyelim mi? Hadi dedim gidelim deneyelim, ben de zaten alacaktım dedim. Geldim buraya aldık. Sizi de bilgilendirmek istedim. Ben ufak ufak video içerisinde size diğer modellerin fotoğraflarını koyacağım. Fakat mağazaya gelip bir bakın derim. Çünkü fotoğraflarla hiç alakası yok. Yani şu benim beğendiğim kaskı fotoğraflardan gördüğünüz zaman çok çok kötü duruyor. Ne yazık ki bu yeni Speedstar serisine çok fazla firma, Xiaomi firması fotoğraf olarak yatırım yapmamış. Çok mat duruyor ve çok basit duruyor kasklar. Bundan dolayı Motolis mağazasına gelin. Herhangi bir Motolis, burada Kadıköy'de de var, Beşiktaş'ta da var, Banlı'mızda. Mağazaya gelip hem renkleri canlı canlı görün hem de en azından kafanızda deneme... Sağ helal olsun be, nasıl girdin araya? Mağazada hem kafanıza takın, kafanıza nasıl oluyor bunu görün, hem de renkleri bir canlı canlı görmenizi öneririm. Biz kasklarımızı aldık. Hatta şimdi bu kaskları bırakıp biz kendi kasklarımızı takıp çıkacağız. Artık yolda da genelde zaten birçok motor değiştirdiğimden dolayı herkes kaskımdan tanıyor veya montumdan tanıyor beni. Mont demişken bu arada üstündeki montu da soruyorsunuz. Günlük hayatta giyiyorum ben bunu. The Biker Jeans'ten aldım ben bunu. Yine normal korumaları vesaire var. Scooter için inanılmaz derecede güzel bir mont. Yazlık, kışlık vesaire çok fazla bu havalarda üşümüyorum. Hani ilkbahar, yaz mevsimlerinde kullanabileceğiniz bir mont. Dediğim gibi mont olarak da değişik değişik montlar giyebiliyorum ama genelde uzun soluklu, kapağımda tek bir kask oluyor. Artık bu kaskı gördüğünüzde tanırsınız. Uzun zaman bu kaskı kullanırım diye düşünüyorum. Yine ara ara yeşili de görebilirsiniz. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Yeni motorum da tam olarak, hani birçok kişi Motolis etkinliğine gelen kişilere söyledim fakat resmi olarak yani YouTube'da, Instagram'da tam anlamıyla ne motor alacağımı söylemedim. Yeni motoruma da renkleri biraz uyduğundan dolayı şöyle mavilikler falan, bundan dolayı tercih ettim bu kaskı. Eğer sizin de kaskla alakalı sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorum kısmına yazarsınız. Onun dışında dediğim gibi yine Motolis'in alt tarafa hemen ben sitesini yazarım. Motolis'e girip oradan kaskın detaylarına bakıp veya kafanızda farklı bir soru varsa ya telefonla ya da buraya gelip iletişime geçebilirsiniz. Şu kaskın ben kısaca özelliklerini size anlatayım. Fakat kullandıktan sonra zaten detaylı şekilde tekrardan bir videosunu yaparım. En başta söylemem gereken şey içerisinde direkt güneş vizörünün olması. Bu güneş vizörünün de şöyle güzel bir özelliği var. Hani böyle taktığım gözlük Ray-Ban olsun ama direkt marka da verdik. Ray-Ban'dan sponsorluk alırız. Hani taktığım marka Ray-Ban olsun ama o kadar para da veremem. Pazardan alayım dediğiniz gözlükler var ya, hani böyle baktığınızda böyle farklı farklı renkte gösterir, detayları biraz azaltır. Böyle bir renk farklılığı, ton farklılığı olur.
öyle bir vizör değil bu. Bu vizörü UV400 kalitesinde bir vizör bu. Yani siz bu vizörü kapattığınız zaman gündüz güneş size vurduğunda herhangi bir yanıltıcı renkler veya detay eksikliği yaşamıyorsunuz. Harici, şimdi vizörümüz dediğim gibi kullandığımda ekstra detaylı bunu anlatacağım ama kaskın kısaca görüş açısından da bahsedeyim size. Diğer taktığım kasklara göre daha derin bir görüş açısı var. Yani bu anlık sağınıza ve solunuza manevra yaparken bakacağınız zaman size çok çok da kolaylık sağlıyor. Bu özelliğini de çok beğendim. Diğer özelliklerini kullanmaya başladıktan sonra ara ara Instagram'da veya daha sonra YouTube'da çok çok daha detaylı, yani şuradan rüzgar alıyor, ses yapıyor veya yapmıyor, rahatsız ediyor, etmiyor, bunun gibi videoları da çeker, paylaşırım. Bugünlük bu kadar. Tekrar söylüyorum, sormak istediğiniz sorular varsa yorum olarak veya Motorizm sayfasından sorabilirsiniz. Biz şimdi kasklarımızı alıp gidelim.